Vay be. Olaylar olaylar. E ne yapacaksın peki abi şimdi? Hiçbir şey. Hiçbir şey elimden gelmiyor ki. Elif benden nefret ediyor. Artık yüzümü bile görmek istemiyordur. Bir daha beni affeder mi? Bilmiyorum. Ben de şimdilik bekle biraz. Hem o da kendine biraz zaman tanısın. Bir düşünsün. Ya eminim sana hak verecektir. Daha önce niye söylemediğine yani. Alper bekle demek kolay da öyle olmuyor işte. Ben nereye baksam, kime baksam onu görüyorum. Yüzü hiç aklımdan gitmiyor. Sanki içim sıkışıyor. Yani birisi elini almış kalbimi sıkıştırıyor. Allah Fırat. Yani buna aşk diyorlar diyeceğim ama... Ya seni şu halde göreceğime hayatta inanmazdım ya. Her şeyi anlattığım gün kız mahvoldu be Alper. Tabii ya. Fulya o zaman... O yüzden apar topar çıktı benim yanımdan. Sen Fulya ile görüşüyor musun? Yani tam anlamıyla görüşüyoruz diyemeyiz ama. Ara onu. Niye abi? Sen ara ya. Ya Güneş biraz rahatsızdı. Şimdi ben ararsam olmaz, merak ediyorum. Sen nereden biliyorsun? İnsanları takip mi ediyorsun gizli gizli ya? Alper arasana oğlum kızı. Üf, tamam. Alper. Ben seni sonra arasam olur mu? Biraz acelem var da. Olur, olur tabii. Sorun değil. Önemli bir şey yok değil mi? Güneş ateşlenmiş ya. Ona gidiyorum. Hadi ararım ben seni. Tamam. Dediğin gibi bir hastaymış. Ateşi falan vardır. Nereye abi? Güneş görme. İyi, ben de geliyorum. Geçecek. Bakalım. Oh, çok şükür düşüyor. Oh. İyi bari. Gözümüz aydın. Oh. Tamam. Nurten Hanım geldi galiba. Onu aramıştım. Nane limon kalmamıştı getirsin diye. Sakın üstünü örtmüyorsun. Fulya. Tamam. Elif. Bizden uzak dur lafını. Neresini anlamadın sen? Git buradan. Bak, Fulya Alper'e söylemiş, Güneş rahatsızlanmış. Yani evet, ben Fulya'yı arayınca... Neyse ne, hallediyoruz biz. İzin ver, lütfen göreyim, merak ediyorum. Teşekkürler. Elif, ben bu süreç... Maşallah yani, ağzına da bakla ıslanmıyor. Niye söyledin ya? Merak ediyordu Fulya. Ben ne yapsaydım? Anlattı bana her şeyi. Bütün olan biteni anlattı. Güneşciğim, bir tanem hasta mı oldun sen? Hı? Dur şunu alalım, dur. Gel. Korkma, tamam mı? Merak etme. İyileşeceksin. Ya sen niye bana kızıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Sana kızmıyorum aslında. Yani ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım herhalde. İyi, o zaman biz çıkalım onları yalnız bırakalım dediğimde de bana hak verirsin herhalde. Ne? Elif var ya, paralar beni. Kusura bakma, sana da hoş geldin diyemedim. Olsun olsun. Ya hiç sorun değil. Ben anlıyorum seni. Aslında biz de Fulya ile tam şey diyorduk. Ne diyordunuz? Hazır Fırat da buradayken biz çok kalabalık yapmayalım. Tamam, nasıl isterseniz. Giderken Fırat'la beraber çıkacaksınız sanırım değil mi? Burada kalmasına gerek yok çünkü. Fulya hazırladın mı? Ben şey hazırladım aslında. Ne yapıyorsun ya? Yapmam gerekeni. Bırakır mısın? Ben hallederim. Hayır, bırakmam. Elif, ben Güneş'in dayısıyım ve burada kalıyorum, tamam? Biz de çıkalım o zaman. Çok geçmiş olsun, tekrar görüşürüz. Elif, canım bir şeye ihtiyacın olursa ara, olur mu? Tamam canım.
gebertecek. İtiraf et, sen de böyle olmasını isterdin. Ne istediğimden emin değil. Ya boş ver, bırak konuşsunlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar, kavga etsinler. Biz iyi bir şey yaptık, merak etme. Hadi. Tabii tabii. Elif sana bir şey yapmaz çünkü. Bir şey olmaz. Buraya gelmek için. Elif, ben Güneş'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sadece merak ettiğim için buradayım. Böyle olmaz. Bu şekilde devam edemez. Tamam, sen bir sakin. Git lütfen. Gideceğim, merak etme. Sadece Güneş iyileşene kadar. Sadece bu gecelik. Ertesi yok, sonrası yok. Beni bir daha görmeyeceksin. Sadece bu gece. Tamam. O kadar. Tamam. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.